Buyurun efendim. Hilal Hakman'la görüşecektim. Hilal Hanım bugün bütün randevularını iptal etti. Size haber verilmedi mi? Benim randevum yoktu. Hilal Hanım çok rahatsız. Sizinle görüşmek isteyeceğini zannetmiyorum. Ben isteyeceğine eminim. Hilal Hanım hava almak için bahçeye çıktılar. Teşekkürler. Rica ederim. Poyraz, bitti mi? Tutuksuz yargılama kararı çıktı. Çok şükür. Akşam gelen çocuk ne oldu? Durumu ağır. Annesinin yüzü gözümün önünden gitmiyor. Ona beklemekten başka çaremiz kalmadığını söylediğimde bakışını bir görseydin. Allah kahretsin. Haberler iyi. Zeynep'in tahlil sonuçları... Oo, Poyraz hoş geldin. Ne haber Kaan? İyiyim. Çıktın ha? Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol. Zeynep'in tahlilleri iyi diyordun. Evet. Tedaviye cevap veriyor. Değerleri olumlu yönde düşüş gösteriyor. Bugün aldığım en iyi haber. Senin hastanın son durumu nedir? Aynı. Bekliyoruz. Hayata bak ya. Zeynep ölümcül bir hastalığın pençesinde ama senin yardımınla ve bizlerin çabalarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Ona umut olabiliyoruz. Ama herifin biri kendini biraz daha erkek hissedecek diye 3 liralık bir kurşunla bir ailenin bütün umutlarını yok edebiliyor. Alışmayı öğretiyor ama unutmayı asla. Her sabah uyandığımda ne düşünüyorum biliyor musun? Mehmet benimle kalmayıp seninle kaçsaydı şimdi yaşıyor olurdu. Bunu bir an bile düşünmedi. Onun gibi bir adam için sevdiği kadını karnında çocuğuyla bırakıp kaçmak zaten ölüm demekti. Onsuz yaşamak da benim için ölmek demek. Üstelik ben her gün 2 kere öldüm. Hem Mehmet'imle öldüm. Hem oğlumla öldüm. Her gün 2 kere ölerek yaşadım. Yanına gitmeyi çok istedim. Ama yapamadım. İzin vermediler. Senden bir şey isteyebilir miyim Ekber abi? Tabii. Ne istersen. Mehmet'in mezarını bile bilmiyorum. Eğer öyle bir yer varsa beni oraya götürür müsün? Neden bu kadar sinirlendiğini anlamıyorum Bahar. Burası bir holding. Bazen farklı konularla ilgili günde belki 10 tane toplantı oluyor. Ben de hepsine katılamıyorum. Lütfen Demir. Karşında çocuk yok. Farkındayım.
Babamı mazur gör. Zamanla sana alışacak. Benimse sana olan tutumum çok açık. Ama sen görmek istemiyorsun. Neymiş görmek istemediğim? Sana olan hislerimi. Farkında değil misin Bahar? Seni seviyorum. Saçmalama Demir. Artık inkar etmeyi bırak. Sen de beni seviyorsun. Demir bak lütfen baş... Evlen benimle. Şantiyeye mi gideceksin? Mahalleye gideyim diyorum. Kahveye uğrayayım. Ve bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Oranın her köşesinde babam var. Çocukluğu, anıları. Sen ne yapacaksın bu akşam? Buradayım. Canın yanından ayrılmak istemiyorum. Sen çok yorgunsun. Bu şekilde kimseye yardımın dokunmaz. Eve gidip biraz dinlen. Eğer bir şey olursa sana haber verirler. Ölürse mi haber verirler? Çünkü olacak olan o. Başka bir şey olmayacak. Ben o yüzden onun yanında olmak istiyorum. Kaan doğru söyledi. Bir kurşun herkesin hayatını mahvedebiliyor. Babanı da senden ayıran bir kurşun olmadı mı? Bunu nasıl göremiyorsun Poyraz? Kendi canım için değil Behlal'im. Senin ve yalnızın canım. Size kıyamam. Ölüm ardıma düşüp de yoruma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet sen komasın benim. Var git ölüm bir zamanda. Akıbet alırsın komasın benim. Var git ölüm bir zamanda. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm. Bilal hamile abi. Ben gelemem. Onu da... Yavrumu da bırakamam. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Karac olan der ki konup göçerken. Geçer şerbetini tasta. İçerken yine buldum beni senden kaç.
açarken. Var git ölürüm bir zamanda yine gel. Yine buldum beni senden kaçarken. Var git ölürüm bir zamanda yine gel. Efendim. Merhaba Oya'cığım. İlk iş günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hilal Hanım çıkmış. Belki fark etmişsindir. Bugün pek keyfi yoktu. Evet fark ettim. Oya'cığım artık onunla birebir çalışacağınız için bazı şeyleri bilmende fayda var. Sanırım bir an önce seninle konuşmamız gerekiyor. Tabii ne zaman isterseniz. Bence vakit kaybetmeyelim. Bu akşam konuşalım. Tamam. Ne yapsak? Buradan kaçta çıkacağımı da bilmiyorum. Ben evde olacağım. İsterseniz işiniz bitince bana gelin rahat rahat konuşuruz. Tamam o zaman. Akşam görüşürüz. Moyraz. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sağ ol. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Geçmiş olsun abi. Haber Ali. Hoş geçmiş geldin. Geçmiş olsun Poyraz. Eyvallah. Sağ ol. Haber kız cadı. İyiyim Poyraz abi. Çok geçmiş olsun. Ne haber? Şantiye uğradınız mı? Uğradık. İşler yolunda bir problem yok. Sana sorup istediğin yere asayım dedim abi. Nasıl istersen Metin. Burası artık sana emanet koçum. Eyvallah. İftar sofralarına başladınız mı? Mevlütlerden önce evde verildi. Ama kahvede henüz başlamadık. O zaman bu akşam başlayalım. Ali, Eren. Hadi bakalım yardım edin akşama iftar var. Kusura bakma Kazım. Ama bunu yapmaya mecburum. Eyvallah.
Hemşire hanım, diğer odaları da kontrol edin. Tamam efendim. Bu hastanın yanına hiçbir ziyaretçi sokulmayacak. Hastanın başında sürekli nöbette olunacak demedim mi? Özür dilerim efendim, bir daha olmaz. Lütfen beyefendi, sizi dışarı alabilir miyiz? Bahsettiğimiz gibi kamu arıttığı deniz suyunu İstanbullulara verebilmek için ilk önce baraj suyuyla karıştırmak zorunda. Ama barajların durumu ortada. Önümüzdeki 3 sene içerisinde deniz suyuyla karıştıracak baraj suyu bulamayacaklar. Böylelikle kamunun arıttığı su da kullanılmaz hale gelecek. Biz size kurduğumuz tesisi Türkiye'de başka kimseye kurmayacağımızın garantisini veriyoruz. O yüzden suyu sizden almaya mecbur kalacaklar. Dolayısıyla bu havza işe yaramaz bir hale gelecek. Bana sorarsanız, kamunun sizden alacağı suya karşılık bu araziyi onlardan isteyip yeni bir uydu kent yapabilirsiniz. Söylediklerinizin doğru olduğunu varsayalım. Sizler bana 2 yakada toplam 7 depolama ve dinlendirme tesisi öneriyorsunuz. Eğer arazilerin maliyetini de hesaplayacak olursak proje 110 milyon avro değil 170 milyon avro buluyor. Düşünmek için zaman istiyoruz. Mr. Ranoff da teklifini tekrar gözden geçirmek için zaman istiyor. Hagman Holding bünyesinde kaç şirket varmış biliyor musun? Tahmin ediyorum 50. 132. Yuh! Yapmadıkları iş yok o zaman bu adamların. Vallahi öyle. Neyse. Ben bu 3. sayfayı kapatıyorum. Redaksiyona göndereceğim. Bakacak mısın? Ne yapayım senin 3. sayfanı? Oldu. Biz senin için burada 40 takla atalım. Sen bizim sayfamıza laf et. Tabii. Kesmez seni benim 3. sayfada. Sen sür manşet oynuyorsun. Ama ne alakası var canım şimdi? Telefona bakmayacak mısın? Alo. Mukadder, Kuzey Taşova arıyor. Bağla. Alo Mukadder Hanım. Merhaba Kuzey Bey. Sizi arayacağımı söylemiştim. Uygunsanız bu akşam görüşebiliriz. Bu akşam mı? Tamam. Yeri siz söyleyin. Dediğiniz saatte oradayız. Bak, adamdan bir şeyler öğrenmek istiyorsan biraz çenene dikkat et. Ya da yok. En iyisi ben de seninle geleyim. Sen tek başına gitme. Saçmalama Eser. Herkesin ortasında yemek yiyeceğiz. İyi tamam. Madem adamla yemeğe çıkıyorsun, git şu saçını başını falan yaptır deyip bayan gelmiş. Hakikaten mi? Ya hakikaten. Ben bu Tuğrul'u idare ederim. Hadi sen git. Sağ ol şeker. Hadi. Sizin bakanlıkta çok önemli bir ağırlığınız var. Evet. Bu Çile yolu ihalesi konusunda biraz baskı yapabilirsiniz. Demir Bey, konuya biz müdahale edersek projenin büyüklüğü ortaya çıkar. İş hakimiyetinizden çıkmasın. Ben bu iş için aylardır uğraşıyorum. Bir yığın yatırım yaptım. Peki. Siz ülkemiz için önemli yatırımlar yapan ve istihdam sağlayan önemli bir iş adamısınız. Sizlere yardımcı olmak bizim görevimiz. Bu sebeple bu konuda elimden geleni yapmaya çalışacağım Demir. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi oldu bu akşam yemeği. Biraz nefes almış olurum. Günlerdir cenaze, gelen gidenden nefes almaya zaman olmadı. Eğlenmeye gitmiyoruz Vildan. İş yemeği. Olsun. Yine de evden uzaklaşmak bana iyi gelecek. Yemek için her şey tamam değil mi? Fazlasıyla. Alo? Kazım mı? Tamam, hemen geliyorum.
Nereye? Önemli bir durum varmış, bir yere uğramam lazım. Tek başına mı gideceksin? Evet. Ben ne olacağım? Sen git. Ben gelene kadar misafirlerle ilgilen. Demir de orada olacak. Kızım söyle Mehmet'e bir araba daha hazırlasın. Peki efendim. Ne oldu? Beraber çıkmıyor musunuz siz? Öyleydi. Ama her zamanki gibi babanın önemli bir işi çıktı. Hadi sen gel bari benimle. Yalnız kalmayayım. Ay yok, beni çağırmayayım. Arkadaşlarla konuştum, içeri çıkacağız. Günlerdir bu anı bekliyorum. Gecemi mahvedemem. Şöyle güzel bir kurtlarımızı dökeceğiz. Mua. Tamam mı canikom? Kabul etsin, afiyet olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin cümleten. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldin başım. Evet. Rahatsız olmayın. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Senin servisin. Geç kardeşim. Geçmiş olsun Poyraz. Başın sağ olsun. Sağ ol. Dostlar sağ olsun. Bir tepsi daha versene. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım rahatsız etmiyorum. Olur mu öyle şey? Yalnızım zaten. Mahallede iftar yemeği var, herkes orada. Yoksa senin programını mı bozdum? Hayır, olur mu öyle şey? Poyraz bugün tahliye oldu. Bizim mahallede adettir. Ramazan boyu Poyraz'ın kahvesinde iftar verilir. Ne güzel. Buyurun bahçeye alayım. Hali yenilme konusunda baskılar var mı başkanım? Var. Ama ben direniyorum. Bu işten rantı olanlar büyük sıkıntıya girdi. En son bir hafta kadar önce Akdem'in patronu Zafer Ersoy ziyarete geldi. İşe bayağı asılıyor. Bu Zafer Ersoy kimin nesi? Birkaç yıllık adam. Nasıl bu kadar büyüyor? Genelde Hakman Holding'in işlerini yapıyor. Cahit Akman'ın şirketi yani. Yani onlara bağlı çalışıyor diyemem. Hakmanlar birçok firmayla çalışır. Ama bu kadar kısa sürede büyümesine bakılırsa ve sürekli kamu ihalesi aldığı düşünülürse aralarında mutlaka bir bağlantı vardır. Poyraz, iyi misin? İyiyim başkanım. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle alayım. Teşekkürler. Merhaba. Hoş geldin. Bekletmedim değil mi? Hayır, ben de yeni geldim. İyi. Yemeğimizi yerken röportajı da yaparız. Önce yemeğimizi yeriz. Sonra röportajı nasıl olsa yaparız. Peki, öyle olsun. Kendinde mi? Evet efendim, sizi bekliyorum.
İyi misin Kazım? İyiyim efendim. Neymiş bu kadar önemli olan şey? Abdü efendim. Ekber dediğimiz adamı biz Davut Yılmaz'ın mekanının önünde beklerken gördük. Ancak kendisi tanımadığını söyledi. Bunu bilmeniz gerektiğini düşündüm. Amsterdam bana Venedik'i hatırlatmıştı. Kesinlikle çok romantik bir şehir. I agree. Everybody finds Venice romantic, but Amsterdam is something else. Mr. Ron sizi tebrik ediyor. Herkes Venedik'i romantik bulur ama Amsterdam daha romantiktir. Bence de. Hiç bu şekilde düşünmemiştim. Aynı zamanlarda orada olursak size rehberlik edip bunu ispatlayabilirim. Orada ancak misafirimiz olursunuz. Anneniz çok genç, çok bakımlı. Vildan benim annem değil, babamın ikinci evliliği. Ya çok şaşırdım. Neden? Ben onun oğlu gibi duruyor muyum? Hayır. Bana sorarsanız ne Amsterdam ne Venedik. Dünyanın en romantik şehri İstanbul. Üzerinde ne oyunlar, ne savaşlar, ne aşklar yaşanmış. Şu an sadece şu ortamda bulunmak bile insanı şair yapar. Bence siz olmaya başladınız bile. Yok, beni sadece iş adamı yaptı. Kendinizi neden sır gibi saklıyorsunuz? Röportajı yemekten sonra yaparız demiştik. Bunu merak ettiğim için sordum. Gerçi kayıt esnasında da soracağım ama olsun. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Bu röportaj kime ne fayda sağlayacak? Ayrıca insanlar benimle ilgili neyi merak ediyor olabilirler? Mesela Cahit Akman'la olan düşmanlığınızı. Anlatacaklarıma sen bile inanmayacaksın. İnsanların buna inanacağını nereden çıkarıyorsun? Ben size inanıyorum. Hele yaşadıklarımdan sonra. İstanbul'da en güzel balık Anadolu kavağında yenir. Tabii biraz salaş bir yer. Ha, bayılırım salaş yerlere. İçeriye girdiğinizde o balık ve rakının birbiri içine geçmiş kokusu şık restoranlarda yok. O zaman kesinlikle oraya gitmelisiniz. Hatta ben siz davet ediyorum. Memnuniyetle. Hatta Ronald Bey de gelmekten memnun olacaktır. Çok teşekkür ederim. Öyleyse en kısa zamanda bunu yapalım. Tabii. İzninizle hemen geliyorum. Görünüyorsun ve bunun farkında olanlar var. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Resmen adama asılıyorsun. Sohbet etmeden mi oturacaktım? Unutma. Cahit Akman'ın karısı olduğun için buradasın. Ve o adam seninle sadece bu yüzden konuşuyor. Şimdi oraya git ve ağzını her açışta bunu hatırla. Allah kabul etsin. İyi akşamlar. Allah razı olsun. Babanın ruhuna dönsün. Biz camiye çıkıyoruz. Anca gideriz. Allah razı olsun Hüseyin amca. Uğurlar olsun.
Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Uğurlar olsun. Güle güle. Bana da müsaade Poyraz. Müsaade senin başkan. Bak, aklında bir şey olmaz. Ben her zaman yanındayım. Eyvallah. Başkanım, iyi akşamlar. Allah kabul etsin. Güllaştırdı mı? O nereden gelmedi? Bugün adliyede de yoktu. Yeni bir işe başlayacaktı. Çocukları eğiten bir vakıf mı neymiş? Tam onluk. Bak sen bizim bıcırı. Aferin. Poyraz abi, ablam çok önemli bir şahıs oldu artık. Sorma. Dün Hilal Hakman ayağına kadar gelip iş teklifi yapmış. Yürü be Oya abla, kim tutar seni? Kim dedin sen? Hilal Hakman. Bilmiyor musun abi Hakmanları? Ne alakası var? Vakıf onların abi. Hilal Akman da kızları. Bahar Çocukları Vakfı. Hani beraber gitmişsiniz ya. Ali, Eren. Of. Hadi bakalım. Bana bir yardım edin. Tamam abi. Ne işi var oğlum bu kızın Akmanların yerinde? Bana vakıf dedi. Ama ben o vakfın onların olduğunu nereden bileyim ki? Vakıflı vakıfla ne iş olur bu çakalların? Kara paralarını aklamak için tezgah kurmuşlardır. İyi de abi, ne yapacaksın? Oya olup biteni anlatacak değilsin herhalde. Bazen böyle saçma saçma konuşmuyor musun Atilla? Ne yapalım? Kızı ellerine mi bırakalım? Vakıfta konuşamazdım. Çünkü bu çok hassas bir konu. Hilal Hanım'la ilgili bazı gerçekleri bilmen gerekiyor. Belki bugün bir tuhaflık fark etmişsindir. Evet, bugün çok kötüydü. Hilal Hanım'ın geçmişi büyük acılarla dolu. Bu yüzden zaman zaman travmalar yaşıyor. Kendisi hamileyken eşini, doğumda da bebeğini kaybetmiş. O daha 17 yaşındaymış. Çok kötü. Daha da kötüsü, onları babasının ve amcasının öldürdüğünü düşünüyor. Gerçekten mi? Geçmişte ne yaşadığını tam olarak bilmiyorum. Her ne kadar ona bebeğinin doğumda öldüğü söylense de Hilal Hanım buna inanmıyor. Uzun bir psikolojik tedavi süreci yaşamış. Beni de bu süreçte evlat edinmiş. Kaybettiği çocuğunun yerine koymak için. Çok üzüldüm. Hilal Hanım benimle birlikte tekrar hayata tutunmaya başladı. Bu ona iyi gelince de kendini muhtaç çocuklara adamaya karar verdi. Bu o kadar büyük bir hayata tutunma savaşıydı ki sonunda bu kadar büyük bir vakıf ortaya çıktı. En önemlisi, bu vakfı büyütürken babasından ve amcasından tek bir kuruş almadı. Gerçekten çok hassas bir konu. Anlattıklarınız Hilal Hanım'la kuracağım iletişimde çok faydalı olacak. Neden izin vermedin? Neden engel oldun bana? Hilal, biz bunları atlattık. Bahar'ı düşün. Sana Hilal anne diyen yüzlerce çocuğu düşün. Mehmet'imi doyamadan, bebeğimi bir kere bile koklayamadan öldürdüler. Öldürdüler değil mi? Bebeğim doğumda ölmedi. Onu onlar öldürdü. Öldürdüler de. Hadi.
bırakabilir misin? Merak etme. Bunu bir daha yapacak değilim. Sadece yalnız kalmak istiyorum. 34 yıldır olduğu gibi. Bana Abdo'yu bulun. Ön bahçeye gelsin. Peki efendim. Afiyet olsun. Artık konumuza gelebiliriz. Güzel. Madem artık konumuza gelebiliyoruz, ben de kaydı başlatıyorum. Hayır. Neden? Çünkü önce başka bir konuyu halledeceğiz. Davut'u neden kaçırdılar biliyor musun? Hayır. Yani evet. Yani tahmin ediyorum. Neymiş tahminin? Cahit Akman'ı bir meseleden dolayı kızdırmıştır. Hayır. Onu ben sandıkları için kaçırdılar küçük hanım. Nasıl yani? O gün oraya gelen iki kişi beni Davut Yılmaz adıyla arıyordu. Biri sendin, diğeri de Cahit Akman'ın adamları. Şimdi iyi düşün Acar muhabir. Benim adımın Kuzey Taşova olduğunu nereden öğrendin? Ve kimlere benim adımın Davut Yılmaz olduğunu söyledin? Hadi be. Tabii ya. Benim yüzümden. Hoyraz, Tila. Merhaba. Merhaba. İftar çabuk bitmiş, bitersizlik mi oldu? Oya. Akmanların vakfında çalışmaya başlamışsın, doğru mu? Doğru. İyi. Yarından itibaren bir daha o vakfa gitmeyeceksin. Efendim? Beni duydun. Yarından itibaren oraya bir daha adımını atmayacaksın. Poyraz, ne diyorsun sen? Sen o insanların gerçekten ne işler çevirdiğini biliyor musun? Vakıf adı altında kim bilir neler yapıyorlar. Poyraz, lütfen sakin ol. Evet abi, biraz sakin ol. Oyanın... Sen sus! Sakin olmak falan istemiyorum. Tartışmak da istemiyorum. Abin olarak ya beni dinlersin ya da bundan sonra benden abilik falan beklemezsin. O vakıfta çalışmayacaksın, o kadar. Ne demek istiyorsunuz siz? Hanımefendiyle tanışıyor muyuz? Tanışalım. Bahar Çocukları Vakfı Başkan Vekili Avukat Bahar Ergani. Çağırmışsınız beyim. Evet. Sen o gece Hilal'in bebeğini nereye gömdün Abdo? Sana o çocuğu nereye gömdüğünü sordum Abdo. Düş
düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın komazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm bir zamanda yine gel.